Al sana cücüğüm de. Al sana cücüğüm. Cuhur cuhur yapıyor. Cuhur 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 cuhur. Kilo mu verdi sana? Ha kilo verdi dedi. Nasıl kilo veririm efendim bunların içinde ben? He. Nasıl kilo? Mal cuhur cuhur kaynıyor. Cuhur cuhur kaynıyor. Ekmeğine bandıra bandıra of 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 çekerekten yiyeyim. Eğer hoşuna gitmezse gel o şişleri benim kafama çal. Aha. Bavurmayı al. Usta sen böyle bizi kandırdın. Buraya getirdin de şurada gel de gel de kafama geçir. Peki bu işten önce sen ne yapıyordun? Neler yapıyordun? Kazinoda çalışıyordum. Gazinoda çalışıyordun? Ha kazinoda. Kaç yıl çalıştın? Hemen hemen 34 yıl. Metin ustam kolay gelsin. Sağ ol Allah razı olsun. Hoş hayırlı geldiniz. İşler, bol gülüşler. Nasıl keyifler? Allah'a şükür. Siz nasılsınız? İyi sağ olasın. Hoş her geldiniz. Şey yolunda mı? Çok şükür, çok şükür. Biz şu an neredeyiz Metin Usta? Serintepe, Camiyanı, Kebapçı Metin Usta'nın yerindesiniz. Kebapçı Metin Usta kimdir? Kebapçı Metin Usta kimdir? Cücükçü Metin Usta. Özür dilerim. Cücükçü Metin Usta kimdir? Evet, Cücükçü Metin Usta. Ben kebapçı deyince öyle bir durdun ya. Ben de dedim niye durdu bu adam ya? Kebapçı değil mi dedim bu? Kebapçı işte. Ama seni herkes ne diyebilir? Metin Usta. Cücükçü Metin Usta diyebilir. Cücükçü Metin Usta. Evet Cücükçü Metin Usta. Anlat. Metin Usta kimdir? Metin Usta, Cücükçü Metin Usta'dır. Kaç yaşındasın? 59 yaşındayım. 59 yaşındasın. Evet. Allah sağlıklı uzun ömürler amin, versin. Amin cümlemize. Maraşlısın. Evet Maraşlıyım. Burada doğdun büyüdün. Evet. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Bu işi çocukluğuma giderdim. İyi ustaların altında eskiden iyi ustalar vardı. Yaşlı amcalarımız vardı. Onların yanın altında çekirdekten yetişmeyim. Efendime söyleyeyim. En sonu çok zaman bıraktım. Ne yaptın? Bıraktım. Tamam. Bu mesleği bıraktım. Yaklaşık 4 yıl oldu bu mesleği verdim. Şimdi çok şükür ekmeğini yiyoruz, rızkımızı yiyoruz. Çok da lezzetli yemekler yapıyoruz. Siz de bulmanızı isterim. Gelip tadına bakmanızı isterim. Çok teşekkür ederiz. Valla Murat abi burayı söyledi. Biz de geldik. Zaten bir videosunu da atmıştı daha önce. Evet. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi sen 59 yaşındasın ya. 4 yıldır bu işi yapıyorsun. Evet. Yani 55 yaşında başlamışsın. Evet. Bu işi. Tam daha öncesi var. Evet. Peki bu işten önce sen ne yapıyordun? Neler yapıyordun? Kazinoda çalışıyordum. Gazinoda çalışıyordun? Kazinoda. Kaç yıl çalıştın? Hemen hemen 34 yıl. Maşallah. Bir gazinoda 34 yıl çalışmak. Çalıştım. Sigortan yatlısı emeklisin o zaman sen. Evet. Yaşı daha, bekliyor. Yok. Daha tutmadı. İşte bazı yerde yatırdılar, bazı yerde yatırmadılar. Ondan dolayı ne kadar kaldı emekli olmaya? 7 ay 3 günüm kaldı. Ondan sonra emeklisin. İnşallah Allah nasip ederse. Şimdi 34 yıllık bir gazino hayatı. Evet. Çok zorluklar içinde geçti mi? Geçir, geçmiş. Hizmet tabii. Sektörü çünkü yani tabii. Gece hayatı gece öyle hayatı, diyelim ya, biz. Tabii. Biraz daha böyle şey oluyor, evet. Yorucu oluyor falan filan. Evet. Ondan biraz bahseder misin? Yani yoruluyor muydun, ne yapıyordun? Tabii haline yoruluyor işte. Ekmek yiyorsun, ekmek yedin kapıda. Müşterimizin memnuniyeti. Geleni uğurluyoruz. Geleni eğlence, orada bir eğlence merkezidir. Geleni uğurluyoruz. Geleni uğurluyoruz. İşte ekmeğimizi o şekilde yedik çıktık. 34 yıl sıra. Kaç yaşında başladın gazinoya? Gazinoya efendim söyleyeyim 22 yaş. Askerden geldikten sonra başladım. Direkt oraya başladın. Peki 34 yıl aynı yerde mi çalıştın? Yok 24 yılı pehlivan kazıyorsun da. Öbürler de karışık. Onlar da karışık. Parça böyle. Parça. Bir girdin bir çıktın falan. 3 yıl, 5 yıl bir yerde, 3 yıl bir yerde. Tekrar 34 yılımız öyle geçti zamanla. Peki bu cücük nedir cücük? Cücük Kahramanmaraş'ta ciğerden yapılma. Paf ciğerden. Paf ciğerden. Bunu yapılmazdır. Nasıl hazırlıyorsun peki biraz bahseder misin? Bunu içinde güzelce önce kavurmayı kavuracaksın. Tamam. Kömürün üstünde yapıyoruz ocakta. Ha kömürün üzerinde açar mısın kömürün, kapağını bir? Ha. Kapağını kömür, bir açar mısın kapağı? Bunu kömürün üstünde yapıyoruz. Tabii önce bunun gemik suyunu kaynatıyoruz. Onlardan bahset. Sonra, püf noktalarından bahsetsen. Gemik suyunu kaynatıyoruz. İyice gemik suyunu kaynaya kaynaya sıfıra düşüyor. Kolajen gemik, oluyor. Tamam. Gemik suyunu içine boşaltıyoruz yağ yerine. Bunda bir gram yağ yok. Ondan sonra ocağın üstünde, közün üstünde, mangalda, kömürün üstünde yapıyoruz. Çok da lezzetli oluyor. İşte tadına bakarsınız. O zaman hak verirsiniz. Peki paf ciğerden yapıyorum dedim. Evet. Kuzu paf ciğeri mi kullanıyorsun, dana kuzu, mı kullanıyorsun? Kuzu. Gayet, kuzudan daha lezzetli oluyor daha değil daha mi? Daha lezzetli. Ufak olduğu için doğal, hemen daha lezzetli, daha temiz. Tabii bunu 3 kere kaynatıyorsun. O kötü suyunu atmak için. Pis suyunu kaynatıyorsun, 3 kere bunun suyunu süzüyorsun. Ondan sonra zaten gemik suyunu boşaltıyorsun. Efendime söyleyeyim. Kavurmalı ciğerini boşaltıyorsun, tamam. Kavuruyorsun, ondan sonra avcağını yapıyorsun, sıvanını doğuruyorsun, tamam. Ondan sonra yavaş yavaş kendi halini alıyor. Peki, şimdi sen dedin ya çocuklukta da ben bu işi yaptım diye. Çocuklukta ben. O zamanlar var mıydı bu ciğer kavurma? Vardı. Cücük mi deniyordu o zaman da? O zamanlar kavurma denirdi. Kavurma denirdi. Paf ciğer kavurması. Paf ciğer kavurma. Evet. Aslında bizim bu yörede çok fazla yenir, tercih edilir. Evet. Bizde mesela Kurban Bayramı'nda annem... Evet. Kurbanın ciğerini aldığı zaman akciğerini doğrardı, karaciğerini doğrardı. Takımı böyle komple karıştırıp yapardı. Tabii, karışık yapardı. Biz o zamanlarda yerdik ama son zamanlarda artık
tüm şehirlere yayılmaya başladı. Evet, yani bu bölgede daha fazla kullanıyor. Ama ben ne zaman paylaşsam diyor ki adam, akciğer yenir mi ya diyor. İşte bunlar aparatik şey. Çok lezzetli, hastalığa derva. Adam bilmiyor ki, yememiş hayatında. Geliyor diyor ki, yok diyor, akciğer yenir kardeşim. Burada tabii, yeniyor. Evet. Hatta Antep'te bir adet var, kavurma önce, şey, evet, kebap öncesi yarım kavurma evet, yenir. Evet. Önce verirler yani, ikram ederler. Öyle bir, önce bir ikram ederler. Arkadaşlar işten geliyor, yapıda çalışıyor, ameliyelik yapıyor. Haline kebap bekleyecek hali yok. Sen de onun açtığını gezmemişsin. Aparatik olsun diye. Öyle ufak bir parça veriyorsun. Kebap, ondan sonra kebap hazır oluyor. Sıcak sıcak kebabını yiyor. Ondan sonra çekiyor, işine gidiyor. Şimdi bu altında bunun kömür var. Doğru kömür mu? Var. Evet. Şimdi bunun o zaman en lezzetli hali. Evet. Akşama doğru ki hali mi? Sürekli kaynıyor ya. En lezzetli halinde bunun çıkar çıkmaz 2 saat sonra. 12 ve 1 aralığı. Ondan sonra dinlene dinlene ikinin zamanında daha lezzetli. Evet, çünkü sürekli iyi, kaynıyor ya altta, ağır sürekli ağır, kaynıyor. Daha lezzetli oluyor. Ha, kahvaltıda çok güzel dur. Özellikle yeni çıktığında kahvaltıda aynı bir içli köfte yemiş ya, gibi. Ya tabii canım, tabii ha, ya. Ekmeğine bandıra bandıra of 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 çekerekten yiyin. Of çekerek mi yiyeceğiz? Of, vallahi of, senin Allah'ına kurban. Nasıl yemeyeceğim? Peki bir şey soracağım sana. Her gün yiyorsun mu? Doğru söyle. Her gün yiyorum. Baksana yedim ben, belli değil mi? Sen az önce dedin ki biz yukarı karşıda simitçide otururken doktora gittim dedin. Doktor bir şeyler dedi. Ne dedi doktor? Doktor dedi ki bana. Niye gittin doktora? Ya doktora, bizim çocuğumuz var. O da kalp nakliyatı oluyor. Ben de eğer dedim şeyim böbreğim tutarsa seve seve veririm. Kan tahliline gittim. Orada bana doktor görünce tanıdı. Hoş geldin cücük emmi dedi. Cücük emmi. Cücük amca ha. Bu insan bizden kebabımızı yemiş, hoşuna gitmiş. Ondan aldı bir cücük kaldı. Onun ağzı cücük, cücük kaldı. Cücük Metin Usta kaldı. Tamam, doktor ne dedi sana göbeğini görünce? Göbeğimi görünce ya dedim ama bundan sonra yesen olur, yemesen olur. Yiyen dönmüş, yemeyen dönmüş dedim. Kilo mu verdi sana? Ha, kilo ver dedi. Nasıl kilo verim efendim bunların içinde ben? He. Nasıl kilo? Mal cühür cühür kaynıyor. Cühür cühür kaynıyor. Ne kadar fiyatta kendim yapıyorum ama dayanamıyorum. Çünkü kendim yapıyorum, tertemiz. Hiç biliyorum nasıl yaptığımı da. Kemik suyuyla kaynatıyorum. Kaç kilo kemik suyuyla kaynatıyorum dedin evde? 10 kilo kemik mi var dedin az önce evet, evde? Evet, en az 10 kilo kemik kaynatıyoruz. Kemiği kaynadık, kaynadık, kaynadık. Şuraya kadar su koyuyoruz. Kaynıyor, kaynıyor. Şimdi acık oluyor. Onu da su kağıyla kavurmanın içine koyuyoruz. Bu oluyor, lezzetli halini alıyor. Haliyle yani hastalıklara birebir. Bak buraya doktoru geliyor, hakim geliyor, savcısı geliyor. Efendim herhangi bir vatandaş geliyor, yiyorum ben bunu, oluyor gidiyorum. Öyle ama yedikten sonra bazısı der ki, ya acı acı bir şey geldi, bizde kesinlikle yoktur. Acı acı gelmişse hile yapıyordur. Niye? Biber at ya, ver vatandaşa ver, olmaz. Bir işi yapıyorsan doğru yap, yoksa hiç yapma. Baba, senin cücüğünü yemek istiyorum ben. Hemen, başım gözüm üstüne. Bana bir cücüğünü yap da yiyeyim be. Hemen, hemen, olur hemen, baba, hemen ye babam ya. Arkada bak, bir dolap var, ortam. Peki bu dükkan, dur, onu yapmadan. Şu dükkanı bir söylesene, bu dükkan ne? Bura eskiden berber dükkanıydı. Berber dükkanı. Ha. Tabela da yok dışarıda, berber yazıyor. Tabela yapıştırmıyoruz. Niye yapıştırmıyorsun? Sevmiyorum ben. Senin de pe cami yanı. Metin Usta'nın yeri, Cücüklü Metin Usta'nın yeri. Cücüklü Metin Usta. Ha. Senin Allah'ın onun Allah'ın yeri. Vay be sen. Her şey mi ama doğaldır. Gelip şey yapar. Eğer hoşuna gitmezse gel o şişleri ben kafama çal. Aha. Bavurmayı al. Usta sen böyle bizi kandırdın. Buraya getirdin de sonra şurada gel de, gel de kafama geçir. Bitti. Ha, bitti. Ben güveniyorum lezzetime de. Senin ben güveniyorum kardeşim. Baba bir cücüğünü yiyip. Hemen, hemen, hemen. Evet, cücüğümüzü veriyoruz. Ha, çeyrek cücük yapıyorsun ha, değil mi? Gayet doğal. Ha. Babam içini al, ben diyetteyim, olur mu? He? İçini al içini. İçini alın baba. He, diyet ne şekilde sen, ne şekilde sen. Evet, evet cücüğümüze sunduk. He, açtın cücüğü kazanla. Aldık güzelce kendi şeyini karıştırdık. Evet. Kibarca güzelce iyileştirdik. Evet. İster pevrazı, pevrazını atıyorum. Aha. Eşkisini de atıyorum. Eşkisini sumak. Gayet doğal. Of. Biberini atıyorum, kimyonunu atıyorum. Oy. Evet. O zaman sunuyorum. Heh. Al sana cücüğüm de. Al sana cücüğüm. Cuhur cuhur yapıyor. Cuhur 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 cuhur. Onu bizim görelim. Dediğinde de of çekme, of 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 diyeceksin. Bana haber vereceksin. Hayranımız hazır. Evet. Gayet doğaldır. Oh 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 oh. Yeme de yanında dur. Of bak, of of diye yiyeceğiz of, ha bunu. Of 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 of. Of ha, of of of. Önce kavurmadan ye, ondan sonra of, hayranını of, iç. Of, Metin Usta'mın cücüğünü yiyeceğim şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Ye babam. Erine sokma. Her şey. Ağzına bir tane daha yağ dondu mundu olmaz bize. Gayet doğaldır. Öyle oluyor değil mi? Ağza donduğu zaman nedir onun içindeki? O, onda sahtekarlık vardır. Ağzına donarsa muhakkak
kalkıntı vardır. Öyle mi? Kalkıntı vardır. Ama bunda yoktur. Bir daha ısırayım, pek bir şey anlamadım ya. Ha. Ağzında donarsa onda kalkıntı vardır. Sıradan bir kavurma. Emek verilmemiş bir kavurma. Yalnız harbiden yumuşacık ya. Ha. Ama bu doğaldır. Tadıyla, lezzetiyle. Ha bunu da bir yedim bizi. Sabahleyin 9'da gelicim buraya. Alıcım bir karnına tabağa. Evde kalfasla içli köfte içeyim iyi. Cuhur cuhur. Bir şey isteyebilir miyim senden? Hı. Şu ekmeği de yapman mı? Hemen yaparım. İçine al ama ucunu böyle yağa batır. Ama başım üstüne. Hemen, hemen. Çünkü bundan pek bir şey anlamadım. Biliyor musun? Evet. Aa, bir daha yapamam bir daha. Cuhur cuhur. Ya yok. Kendi düzeltirsen. Oh. Atıyoruz. Kim mi onu bilmiyorum. Atıyoruz. Gayet doğal. Gayet biberini atıyoruz. Eşkisini atıyoruz. Çok fazla değil. Normal. Hiç atmasan da olur aslında biliyor musun? Atmasan da olur. Atmasan ama ucunu şöyle bir yağa batsana. Hemen, yağ hemen. Yağa batırdık. Yuvarca. Gemik suyu. Yağa batır. Oh. Mideye yatır. Oh. Baba. Evet. 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 Dur. Ha. Buyur mağam. Var mı şunun içinde iç ya? Gayet doğaldır. İlk lokma dürümün kaderini belirler, geleceğini belirler. Vallahi iki tane simit yedim geldim karşıda. Afiyet olsun, ye. Afiyet ama yoldan olsun. Karşıdan karşıya geçerken acayip acıktım ben. Ha. Sen yemeğe bak. Hı. Bir gün de öğleden sonra gel kebabımız değişiyor. Allah izin verirse kurban oldu. Bu. Gayet doğaldır. Yani. Ağzına donarsa onda içeceği vardır. Yoksa kesinlikle doğaldır. Bu közde bir şey, mangalda. Bunu pişirmek için sabah ezanı saat 4'te geldim ben buraya. Buna emek vermek için. Her gün 4'te mi geliyor? 4'te geldim her gün. O kavurmanın için, gücünün için. Biz bu işe geçen pazartesi başlamadık diyorsun değil mi? Evet. Ama harbiden çok lezzetli. Çok lezzetli. Ne kadar şu an fiyatı? Fiyatı 15-30. Tüm ekmek 30 lira. Yarım ekmek 15 lira. Ayran içersen yarım ekmek 20 lira. Efendim tüm ekmek şey yaparsan yine ayranı biz ikram ediyoruz 30 lira. Tüm ekmek alırsa ayran bedava. Ha ayran bedava. Ayranı içine gönderiyoruz. Harbiden dur şöyle yapalım. 2 dakika sana şuradan 2 çift kebap pişiririm ben. Baba biz yemeğe gideceğiz o yüzden. Bir dakika geldiğimizde yeriz. Ha geldiğinde yiyelim. Misafirim olur. Antep'e gideceğiz. Antep'e gideceğiz. Şey bir de bunun kebabın lezzeti daha ağır. Baba bu maşallah cücüğümüzü nasıl? Hoş ben bir adamın cücüğü güzelse yerim. Allah razı olsun. Güzel dedin güzel. Afiyet şeker olsun. Metin Usta cücüğünü yedi mi? Yedi. Beğendin mi cücüğü? Beğendin mi? Muratcığım. Bugün şehre istedim. Afiyet olsun. Ha, yarası. Afiyet şeker olsun. Dediğim kadar var mıymış? Donma var mı altında? Sıfır. Yok sıfır. Gayet güzel güzel. Bak burada da eşki. Birinci sınıf eşkilerimiz doğal. Doğal. Bu da katkıntı olmasa biberlerimiz. Bu kavurmaya koymak için. Toz biberimiz. İşte. Yok dedi bir şey yok aramda burada. Sana sadece diyorum ki işin gücün rast gelsin. Amin. Tabancandan ses gelsin. O eline sağlık. Işte. O zaman bir videonun daha sonuna geldik. Metin Baba çok memnun oldum. En sabirim. Herkes kendine iyi baksın. Amin amin. Bizim kanala gelin, abone olun. Gelin buraya. Misafirimiz olun inşallah. Metin Usta'nın cücüğünü yiyin. Ha. Cücüğüm, cücük etti kardeşim. Heh, bağımmesaz, gelin, efendime söyleyeyim. Al usta şu sene bağımmesaz, kafama tencereyi geçirin. Ya mutlaka burada geçen cücüğümü yiyin. Kebabımızı yiyin. Benim cücüğümü yiyen vazgeçemez mi diyorsun? Geçemez, mülkünü yok. Mülkünü yok. Sen ben bundan sonra her Maraş'a gelince Metin Usta'nın cücüğünü yemeye gideceğim. Ha. Allah vekil, Diyarbakır, haberiniz olsun. Gelin burada cücüğümüzü yiyin. Of 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 demezsen alnımı çatına öyle vururum. Cuhur 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 cuhur. Bir de söyle abone olsunlar kanala. Kanalımıza abone olsunlar. Ha. Gelin kanalımıza abone olun abone. Dilim dönmüyor benim. Hadi çakalım. Çakalım. Hadi çak.